Malumunuz 15 Temmuz gecesinde memleketimizin istiklaline ve istikbaline yönelmiş olan menfur darbe girişiminin milletimizce bastırılması ve bu süreç içerisinde milletimizin bütün unsurlarıyla ve Kızılay'ın bütün unsurlarıyla sahada var olmamızı bütün dünyaya gösterdik. Yenikapı mitingimizle de bunu dünyaya ilan ettik. Biz bir tek bir milletiz ve istikbalimizden ve istiklalimizden vazgeçmeyiz. Bize giydirilmeye çalışılacak olan esaret gömleklerinin tümünü de milletimizin iradesiyle, kararlılığıyla yırtarız. Bu süre zarfında bir iş adamımız 15 Temmuz gecesi bu büyük tehlikeyi, badireyi gördüğünde Yalçın Şahin ismindeki bir iş adamımız ve Kızılay bağışçımız eğer bu badireyi atlatabilirsek, milletimiz bu badireyi atlatabilirse 1000 adet kurban keseceğim diye bir adak adamış. Allah'a hamdolsun onun da bu güzel hüsnü niyetine, bu güzel duasına Cenab-ı Hakk'ın da yardımıyla, milletimizin de iradesiyle bugünkü noktaya ulaşmış olduğumuzdan dolayı o da bu adağını gerçekleştirmek istedi. Vekiliyle beraber bugün Gaziantep'teyiz ve bu 1000 adağımızı keseceğiz. Bu 1000 adağımızın 500 tanesini Ankara'da, 500 tanesini de İstanbul'da Kızılay'ımızın aşevleriyle ve ihtiyaç sahiplerimize hijyenik bir şekilde buradan paketlenmiş olarak götüreceğiz. Bugün burada adanan kurbanlar hatırına, bu güzel iyi niyetler ve dualar hatırına bundan sonraki süreçte başımıza böyle bir belanın, musibetin bir daha gelmemesi için biz Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Bu anlamda Kızılay olarak da üstümüze düşen hazırlık vazifelerini her zaman yerine getiriyoruz. Bu süreç içerisinde hayatını kaybetmiş, göğsünü milletimizin istiklali için, özgürlüğü için kurşunlara, F-16'lara, tanklara siper etmiş ve hayatını kaybetmiş olan şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Bir şehit de bizim Kızılay'ımızın var. Küçük Esat Şube Başkanımız Serhat Önder. Onu da genelkurmay önünde şehit verdik. 41 yaşında, genç yaşında. 2000'i aşkın yaralımız var, gazimiz var. Onlara da Cenab-ı Hak'tan şifalar diliyoruz. Milletimiz, devletimiz hem şehitlerimizi ve yakınlarını hem yaralılarımızı ve gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Başkan Vekilimiz İsmail Hakkı Bey dün İstanbul'da şehit ailelerini bizzat ziyaret etti. Aşağı yukarı İstanbul'daki bütün şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Kızılay olarak da biz gerek onlara insani destek anlamında gerekse geride kalan ailelerinin ihtiyaç sahibi olanlarının Kızılay'da istihdamları konusunda bir yönetim kurulu kararı aldık. Cenab-ı Hak bir daha böyle kötü günler bizlere yaşatmasın. Bu adanmış olan 1000 adet adak Cenab-ı Hak indinde kabul olsun. İhtiyaç sahiplerine Kızılay eliyle dağıtılacak. Onlara da şifa olsun. 15 Temmuz sabaha karşı beni aradı oradaki yakınım. Olayları sordu. İyi, Allah şükür önemli bir sorun yok dedik. İnşallah tamamen atlatılacak. O da madem atlatıyorsak dedi, atlatacağız inşallah. Ben dedi 1000 adet koçu adak olarak adadım. Bunu gereğini ne yaparız? Ben de Kızılay üzerinden bu işin en iyi olabileceğini kendisine söyledim. Burada bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Allah'a şükür. İnşallah diğer vatandaşlara da örnek olabilir. İsteyenler Kızılay'ımız kanalıyla bu tür yardımları yapabilirler. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Allah kabul eylesin.